Olcan, öncelikle hoş geldin hoş demek bulduk. istiyorum. Nasıl buldun Budapeşte'yi? İnanılmaz güzel ve tamamen tarihi kokan bir yer. Yani Avusturya'dan başlayan kamp dönemimizde kaldığımız en güzel otellerden biri diyebiliriz yani. Gerçekten de inanılmaz, hem çalışma imkanı olsun hem kaldığımız yer anlamından inanılmaz keyifli ve çok güzel bir yerde kalıyoruz şu an. İlk etapta Windisch Gardens'ındaydık. Orası evet. Bir köydü. Evet. Viyana ve Budapeşte yavaş yavaş herhalde bizim de rotamız gelişti. Aynen. Tamamen değişti. Burası kaldığımız yerlere oranla daha güzel diyebilirim yani manzara anlamında. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Gerçekten bakmaya doyulmayacak evet, bir manzara var. Budapeşte Macaristan'ın başkenti, en önemli noktalardan kesinlikle. Bir tanesi. Seni daha yakından tanımak istiyoruz Olcan. Futbolculuk geçmişin nasıl başladı? Ailenin bunda etkisi neler oldu, neler söyledi? Valla futbola başlamamdaki ailemin etkisi inanılmaz yani bende. Onlar nasıl söyleyeyim benden fazla istediler. Ben 8 yaşında başladım futbola. Balıkesirspor'un altyapısına başladım. İlk başta kaldığımız lojmanlarda futbol oynuyorduk kendi aramızda arkadaşlarla. Tabii o zaman çocuktuk. Ondan sonra tabii gelişen süreç içerisinde Balıkesirspor'da dediler altyapıda idmanları alalım denemeye. Altyapıda başladıktan sonra belli bir seviyelerde oynadım. Orada hiç Balıkesirspor'da hiç profesyonel olamadım. Belki de o en büyük şeylerimden biriydi benim için. Hep amatör kümedeyken mücadele etmiştim. Yani o zamandan bu zamana kadar çok zaman yol kat ettik yani. O amatör kümede mücadele ettiğin zamanlarda hiç bugünlerin geleceğini hayal ediyor muydun? Ya futbolcu olmayı çok istiyordum. Her şeyden çok istiyordum yani. Çünkü o kadar çalışkan da bir çocuk da değildim işin açıkçası. Yani liseyi de sonradan bitirmiştim. Yani nasıl söyleyeyim, benim ailemin hayatı tamamen futbollaydı. Futbolla doğdum, futbolla büyüdüm diyebilirim. Futbolcu olmayı inanılmaz çok istiyordum. Allah da bugünleri bana nasip etti ve futbolcu oldum diyeyim. Herhalde ailenin gerçekten çok büyük önemi var değil mi? Tabii ki. Çocuğun yaşantısını biçimlendirme konusunda. Hani birçok baba futboldan uzak tutmaya çalışır aslında çocuğunu ama yani, dünyanın en güzel işi bu olsa gerek. Yani bizim yani dediğiniz gibi aile bağlarımız biraz çok kuvvetli. Amcamlar olsun, babam, abimler, kardeşim. Hep futbolun hep içindeyiz. Ben Kartal Spor'a transfer olurken de daha ilk profesyonel olacağım zaman 16 yaşında daha hiç kamp ortamı görmemiştim. Hiçbir ailemden ayrı kalmamıştım. O zaman da bana inanılmaz yardımcı olmuşlardı. Sağ olsunlar. Onları hiçbir zaman inkar edemem. Hep sahip çıkmışlardı. Hep. Ben de o zaman tabii ki çocuk olduğumuz için kamp ortamından sıkılmıştık. Yani ailemden ayrıydım. Bayağı bir zorluklar yaşadım. Fakat ondan sonra onların çok büyük desteğiyle bugünlere gelmem de neden oldular. Onlara dediğim gibi her zaman ayrı bir yere koyarım benim hayatımı. Ailen Galatasaray'a gelişini nasıl karşıladı? Yani ailem Galatasaray'a gelişimi yani nasıl söyleyeyim, inanılmaz benimle ilk başta gurur duydular. Her ailenin, her futbolcunun en büyük hayallerinden biridir ve benim de en büyük hayallerimden biriydi Galatasaray'da oynamak. Galatasaray forması altında mücadele etmek. Ben hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim. Hem ailemin hayalini gerçekleştirdim hem kendi hayalimi gerçekleştirdim. Onlar da benim buraya transferimi inanılmaz mutlu bir şekilde karşıladılar ve gurur duydular. Gaziantep'te çok büyük bir sıçrama yaptın. Bunda Koçero'nun, Tolunay Kafkas'ın etkileri nasıl oldu senin üstünde? Yani Antep serüvenim benim aslında biraz sıkıntılı başladı. İlk başta Fenerbahçe'den ayrılma dönemim vardı. O ara kiralıktım Karşıyaka'da. Döndüm, kampa katılacağız mı, katılmayacağız mı bayağı bir sorunlar yaşamıştım. Ve Gaziantep'e geçtiğim süre içerisinde ilk yarıda hiç oynama şansı bulamamıştım. Kadroya girmiştim. Bazı maçlarda sonradan oyuna girmiştim. Fakat böyle düzenli oynama şansı bulamamıştım. Ondan sonra ligin sonlarına doğru Portekizli hocamız gelmişti, Koseiro. Yani aslında şöyle gelişti. Yine böyle pek fazla forma şansı bulamamıştım. O zaman da yetenekli abilerimiz vardı takımda. Yetenekli arkadaşlarımız da vardı. Fakat sezon başlarken takımda bir sol bek sıkıntısı yaşanmıştı ona. Ben de genç milli takımlarda daha önce sol bekle oynamıştım. Sol bek mevkinde de görev almıştım. Hocam geldi demişti bana, sol bek oynayabilir misin? Demiştim, daha önce oynadım bulunduğum takımlarda. Mücadele ettim. Başta sol bekte başladım Antep'te ve ondan sonra Koseiro'nun, Tolunay Hoca'nın bende inanılmaz katkısı oldu. Sonra tabii ki de Trabzonspor'a geçmemde yine Tolunay Hoca'nın bende şu emeği çok büyüktür. Hiçbir zaman inkar edemem. Onu ayrı bir yere koyarım her zaman hayatımda. Koseiro'yla ikisini. Böyle Antep serüvenim böyle biraz zorluklarla başlamıştı diyebilirim yani.
Trabzon'da artık ligin en önemli oyuncularından bir tanesi konumuna geldin. Kendini geliştirmek için neler yaptın? Trabzon'da da zorluklar yaşadım. Ne gibi zorluklar yaşadım? İlk başta bir alışma süresi olsun. Çünkü en yakın arkadaşlarım teker teker takımdan ayrılmışlardı. Burak olsun, Selçuk olsun. Ama yani ben Trabzon'u hiçbir zaman bana katkısını inkar edemem. Benim futbolumun daha ileriye gitmesinde, daha başarılı olmamdaki en büyük etkenlerden biriydi. Ben Gaziantep'te gelişme sürecimi tamamladım ama Trabzon'da artık en olgun dönemimi oynamaya başlamıştım. Trabzon'a katkılar vermeye başlamıştım. Trabzon da bana katkıları inanılmazdı. Benim dediğim gibi olgunluk dönemimin tamamen Trabzon'da futbolu iyice öğrenmeye başladım diyebilirim Trabzon'da. Ve Trabzon'da gerçekten de mutluydum yani. Hiçbir şekilde hiçbir zaman sorun yaşamadım. Ne yönetim bazında olsun, ne taraftar bazında, ne hocalarımla. Hiçbir zaman onların bana karşı bir saygısızlığını görmedim. Benim de onlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Ve şöyle de söyleyebilirim. Karşılıklı anlaşarak, hem ben mutlu olarak hem de onlar mutlu olarak transferim gerçekleşti. Onları da burada sizlerin aracında teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız İbrahim Hoca Osmanoğlu olsun, daha önce çalıştığım Şenol Hocam, Tolunay Hocam, Mustafa Hocam gerçekten de bana katkıları her zaman olmuştur. Onlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yani buraya gelmemde, buraya kadar ulaşmamda onların da emeği vardır yani. Burak çok yakın arkadaşın. Ona sadece yarım sezon oynayabildin Trabzon'da. O gittikten sonra hiç yollarınızın yeniden kesişeceğini düşündün mü? Dediğiniz gibi Burak çok yakın arkadaşım. Burak'la Antalyaspor'da da oynamıştım daha önce. 18-19 yaşlarında beraber yine bir aynı takımda maceramız olmuştu. Milli takımlarda zaten hep beraberdik. Tabii ki de Burak'ın da hedefleri vardı. Benim de kendime göre hedeflerim vardı. Benim her zaman hedeflerime ulaştım diyeyim açıkçası. Hep istediğim yerlere, istediğim zamanda, istediğim şekilde ulaştım. Tabii ki de tekrar aynı takımda olmak benim için mutluluk verici. Böyle bir hedefim de vardı. Bunu her zaman söylüyorum yani. Şimdi dediğiniz gibi en yakın arkadaşlarımla aynı takımda olmak daha farklı bir durum, daha farklı bir duygu diyeyim yani. Galatasaray imzalı sürecinin ardından biraz süreç geçti. Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Yani biraz zor bir süreç oldu benim açımdan çünkü hocamız Mancini istifa etti. Ondan sonra yeni hoca geldi. Tabii ki futbolcu ister istemez düşünüyor transfer olacağım mı, olamayacağım mı, ne olacak. Çünkü çok istiyorsunuz takıma gelmeyi, çok istiyorsunuz eski arkadaşlarınızla beraber olmayı. Gerçekten de biraz zor bir süreçti ama benim adıma mutlu bitti. Galatasaray adına mutlu bitti. O yüzden yana benden yana bir sıkıntı, bir şey olmadı yani. Arkadaşlarınla neler konuştun bu süreçte? Tabii ki yazın büyük bölümünde beraberdik. Aynı yerde tatil yapmıştık. Onların da her zaman fikir alışverişinde bulunduk. Onlar da sağ olsunlar benim gelmemi çok istemişlerdi. İnşallah gelirsin diye hep söylüyorlardı, hep nasihatlerde bulunuyorlardı. Şöyle olur, şu kadar başarı elde ederiz, şöyle gelişiriz, inanılmaz olur. Çocukluktan beri hep beraberiz, yine aynı takımda buluşacağız. Çok güzel zamanlar geçireceğiz, şampiyonluklar yaşayacağız, mutluluklar yaşayacağız diye hep bana tavsiyelerde bulunmuşlardı. Sağ olsunlar onların da yani buraya gelmemde beni, kararımı vermemde etkin bir rol oynadılar. Onlara da teşekkür ediyorum burada. Sezon sonunda yaşayacağımız şampiyonlukta bunu yürekten inanarak söylüyorum. Hocanın da büyük katkısı olacak, öyle hissediyorum. Sen nasıl buldun Cesare Prandelli'yi? Yani şunu söyleyeyim, ben 10-14 günlük bir süre içerisinde beraberiz hocayla. Ya futbolcuya yaklaşımı, futbolcuyla ilişkisi inanılmaz üst seviyede. Ben daha önceki hocalarımla da bunu yaşamıştım. Fakat bir yabancı hoca, Türk hocayla çalışmak ve yabancı hocayla arasında çok farklardır. Hem iletişim açısından hem birbirine diyalog açısından. Fakat yeni hocamızla, Prandelli ile bu süreci çok çabuk atlattık. Bütün arkadaşlarımızla çok yakınla ilgileniyor. Özellikle genç arkadaşlarımız olsun, tecrübeli arkadaşlarımız olsun. Bizlerden genç arkadaşlarımıza bir şeyler katmamızı, onlara öğretmemizi, onun da bize duyduğu saygıyı biz ondan alabiliyoruz. Ve bu bizim için çok önemli bir şey. Bütün takım arkadaşlarım için önemli bir şey. Çünkü hocanız size her şekilde saygı duyabiliyor ve her zaman arkanızda olduğunu hissettirebiliyor. Yani biz onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Bize verecekleri, bize öğretecekleri, vereceği katkı tabii ki de tartışılmaz. İnşallah onunla da sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız diye düşünüyorum. Bir futbol takımının başarılı olmasında teknik direktörün yaratacağı ortamın payını %'ye vurursak kaç verirsin? Ya %'ye vurmayalım da
Her yani bu bir ekip işidir. Evet. Ben geçenki röportajlarımda da söylemiştim. Bu bireysel bir oyun oynamıyoruz. Bir takım oyunu oynuyoruz. Ve bu takımın içerisinde malzemecisinden siz çalışanlarımıza, yani bütün Galatasaray taraftarlarımıza, GSTV, masör, malzeme hepsinin bir ekip olarak bu işin başaracağımıza ben inanıyorum. O yüzden yüzde vermeyeyim ben. Çünkü bu bir ekip işidir. Herkesin ufak ufak birer payı olacak yani şampiyonluğumuzda. Oyun tarzımız nasıl olacak? Sence Olcan Adı'nın Galatasaray'ı nasıl futbol oynamalı sahada? Yani biz her zaman kazanmayı isteyen bir takımız. Yani Galatasaray kazanmaya alışkın bir takım. Bunu daha önceki senelerde de görüyoruz. UEFA şampiyonluğu, süper kupalar ve lig şampiyonlukları. Yani biz sadece kazanmak için çıkacağız ve kazanmaktan başka bir düşüncemiz olmayacak yani. Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında takımın, ekip arkadaşlarının performansını nasıl buldun? Yani antrenman performansı, hazırlık performansı biraz zor bir süreç. Çünkü takıma alışma, yeni sezona başlama, yeni idmanlar, sıfırdan tekrar vücudunuzu hazırlamak. Yani bu bir kısa bir süreç ama bu süreci en iyi şekilde atlatıp daha çok hazırlık maçı oynayıp lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Çünkü uzun bir süre var önümüzde. Oynayacağımız bir Süper Kupa maçımız var. Ve bu süre zarfı içerisinde ben tahmin ediyorum çok iyi bir şekilde hazırlanıp ilk oynayacağımız kupa maçına çok iyi şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Rapid Wien maçında ilk defa Galatasaray formasını giydin. Neler hissettin? Şunu söyleyeyim, inanılmaz heyecanlıydım. Çünkü hayal ettiğiniz bir şeye ulaşıyorsunuz ve o forma altında mücadele ediyorsunuz. Yani ilk çıktığımda yani çok farklı duygular içerisindeyim. Sanki hazırlık maçı değil de Şampiyonlar Ligi'nde bir final maçı oynuyormuşum gibi hissettim. Çünkü dediğim gibi hep söylüyorum, ben gerçekten de hayal ettiğim yerdeyim. Hayal ettiğimi, istediğim yere ulaştım. Ve o forma altında mücadele etmekten de çok büyük mutluluk duydum. İnanılmaz heyecanlıydım ilk maçımda. İnşallah yani bu heyecanımı kaybetmem. Umarım hep böyle de devam eder. Fakat tabii ki de her zaman, yani o maçta da mağlup olduk ama her zaman kazanmak isteriz. Yani inanılmaz heyecanlı ve gururluydum diyebilirim yani o maçta. Daha önce Galatasaray'a dışarıdan baktığında beğendiğin oyuncular kimlerdi? Yani beğendiğim oyuncular, isim söylemek gerekirse bütün takımı söyleyebilirim yani. İnanılmaz yetenekli oyuncularımız var. En gencinden en yaşlısına, yabancı arkadaşlarımız olsun. Şey, inanılmaz yetenekli arkadaşlarımız var. Onda da ben isim ayırmayayım yani. Tüm Galatasaray takımı diyeyim. Çok beğendim. Gençleri nasıl buluyorsun? Aslında seni örnek almaları gerekiyor. Bunu açıkçası ciddi bir şekilde söylüyorum. Çünkü çok önemli bir atlama yaptın. Belki birçok yılı ilk 11 oynamayarak kaybettin ama buna rağmen hiçbir zaman pes etmedin. Yani şöyle söyleyeyim, ben genç arkadaşlarımla tavsiyem hiçbir zaman pes etmesinler. Çalışmaktan, antrenman yapmaktan, bir şeyler öğrenmekten hiçbir zaman vazgeçmesinler. Çünkü ben kendi adıma söyleyecek olursam vazgeçmedim hiçbir şekilde. Oynamadım, evet çok uzun zaman oynamadım. 23-24 yaşına kadar forma şansı bulamadım gittiğim takımlarda ama hiçbir zaman pes etmedim. Ve belki nasıl söyleyeyim, çalışarak bir yerlere geldim. Emeğimin karşılığını da yavaş yavaş alıyorum ve aldım da. Yani onlara benim tek söyleyeceğim şey çok çalışmaları ve hiçbir zaman pes etmemeleri. Çünkü bizim yaptığımız başka bir iş yok, sadece futbolcuyuz biz. Başka bir, atıyorum bize başka bir iş söyleseler bizim elimizden gelmez. Bizim mesleğimiz bu ve mesleğimizi de en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Benim sadece genç arkadaşlarıma söyleyeceğim bu çok çalışmaları ve işlerini severek yapmaları. Röportajın da sonuna doğru gelirken Galatasaray'ın bu sezonki hedeflerinden bahsetmek istiyorum. 4. yıldız hedefimiz var. Bu herhalde çok daha farklı bir motivasyon olacak. Tabii ki de. Yani bulunduğumuz lig itibariyle, konum itibariyle 4. yıldızın bu senenin daha farklı bir anlamı var. Çünkü 4. yıldızı takacağız. İnşallah bütün arkadaşlarıma, hocama, taraftarlarıma, bütün ekibe güvenerek söylüyorum. Çünkü biz iyi bir takımız. İyi takımlar her zaman iyi şeyleri hak ederler. Biz de bunu hak edeceğimize inanıyorum. Tabii ki de zorlu bir süreç olacak bizim için. Zorlu bir maraton olacak. Ve zorluklarla da karşılaşacağız. Hem Şampiyonlar Ligi olsun, hem Türkiye Kupası, hem Süper Lig. Fakat hepsinde başarıya ulaşacağımıza ben inanıyorum. Yürekten söylüyorum bunu.
Çünkü bütün takım arkadaşlarıma güveniyorum bunu söylerken. Ve inşallah bu senenin sonunda da gülen taraf biz olacağız diye düşünüyorum. Dördüncü yıldız hedefi takımın üstünde bir baskı mı oluşturuyor, yoksa bu gerçek bir motivasyon unsuru mu? Yani şu an için tabii ki de baskı değil. Bu motivasyon. Çünkü şurada yani bulunduğum takımdaki arkadaşlarımız her birine sorarsanız tek hedefimiz var, şampiyon olmak. Yani bu dördüncü yıldız olsun, beşinci yıldız, inşallah altıncı, yedinci yıldızlara kadar çıkar bu. Ama hedefimiz öncelikle başarı ve şampiyonluk ve onun sonunda da tabii ki de dördüncü yıldızı takmak. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Evet, ana hedef bu sezon için dördüncü yıldız. Bunu bir kenara yazmak lazım. Ama Şampiyonlar Ligi macerası da Galatasaray adına her zaman önemlidir. Sen de zannediyorum ki o müziği artık sahada duymak istiyorsun. Tabii ki de yani ben... Yani o Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmak, Galatasaray forması altında mücadele etmek yani benim için ayrı bir gurur olacak. Çünkü ben tabii ki daha önceki takımlarda da Şampiyonlar Ligi'nde kadroda bulundum fakat oynama imkanım olmamıştı. Bu benim için ayrı bir heyecan, ayrı bir motive olacak. Yani Galatasaray kulübünün her zaman hedefleri büyüktür. Bu Şampiyonlar Ligi'dir, Türkiye Kupası'dır, Süper Lig'dir. Fakat her zaman tabii ki de hedef koymak var. Bizim de hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gidebilmesi. Çünkü daha önceki senelerde abilerimiz başardılar. UEFA Kupası'nı aldılar, Süper Kupa'yı aldılar. İnşallah biz de onların hedefini daha da yüksek tutup Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak. Ondan sonra Süper Kupa'yı kazanmak. Tabii ki de hedefler her zaman için bitmez. Her zaman bir hedef koymak lazım hayatımızda. Takım olarak da öyle. Bizim hedeflerimiz bu sene Galatasaray'ı en iyi şekilde hangi platform olursa olsun temsil etmektir. Ben bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim yani. Arenadaki atmosfere daha önce rakip takım oyuncusu olarak çıktın ama herhalde Galatasaray formasını arenada giymek daha farklı olacak. Yani rakip olarak çıktığımda Türkiye'de oynadığım statlar arasından yani en üst düzey atmosferi olan bir stat. Yani rakip oraya geldi, biz oraya, ben kendi adıma söyleyeyim, rakip olarak geldiğimde inanılmaz heyecanlanıyorduk. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz bir baskı, inanılmaz bir heyecan duyuyorsunuz. Bu bir de kendi takımınızın taraftarınız için mücadele ettiğiniz zaman bu tabii ki de en üst düzeye çıkacak diye düşünüyorum. Onların da desteğiyle, onların da baskısıyla yani biz yani sahamızda yenileceğiz diye düşünmüyorum yani açıkçası. Sahamızda oynayacağınız maçlara her zaman biz taraftarımızın da etkisiyle her zaman önde başlayacağız diye düşünüyorum yani. Olcan, yavaş yavaş da röportajın sonuna geliyoruz. Senin ailene, taraftarlara, bizlere söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yani taraftarlara söylemek istediğim, taraftarlarımıza söylemek istediğim bu zamana kadar her zaman bizim yanımızda oldular. Yani ben daha yeni geldim fakat onu hissediyorum çünkü gittiğimiz her yerde inanılmaz bir coşkuyla, inanılmaz bir taraftar topluluğuyla karşılaşıyoruz. Bu tabii ki de İstanbul'a gittiğimiz zaman daha farklı olacak. Onlar bize güveniyor, biz de onlara güveniyoruz. Hep beraber inşallah bu sene arzu ettiğimiz, umut ettiğimiz skorları alacağız ve istediğimiz başarılara ulaşacağız. Benim sadece onlara söylemek istediğimiz başarılara ulaşacağız. Benim sadece onlara söylemek istediğim her zaman bize desteklerini esirgemesinler ve zaten şu ana kadar benim gördüğümde esirgemediler. İnşallah bu sezon boyunca da devam eder diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Olcan Adın konuğumuzdu sevgili seyirciler. Budapeşte'de, Macaristan'ın başkentinde kendisiyle çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Umarım sizler de seyretmekten keyif almışsınızdır. Şimdilik herkese mutlu günler diliyoruz.